Enfes bir sonbahar, çok güzel bir Eylül akşamüstü, güzeller güzeli İstanbul'dan herkese bir kez daha selamlar efendim. Anlayacağınız üzere yine yeni bir otelin keyif ve keşif dolu yolculuğuna başlamak üzereyiz. Bu defa sizlere İstanbul'un yeni ikonu olarak ifade edebileceğim özelliklere sahip olan Rixos Tersane İstanbul'dan bahsedeceğiz. Tabii ki İstanbul konumuyla, tarihiyle, kültürüyle dünyanın en güzel, en önemli şehirlerinden bir tanesi ve biz Rixos Tersane İstanbul'da bu büyülü şehrin tam kalbinde Haliç kıyılarındayız. Dolayısıyla size Rixos Tersane İstanbul'un etkileyici konumuyla ve ambiyansıyla özelliklerinden bahsederek başlamak istiyorum. Tabii ki birazdan resepsiyon ve lobi alanından başlamak üzere otelin karşılama bölümü, etkileyici ambiyansı, odaları, dinlenme alanları, restoranları gibi tüm özelliklerinden bahsetmeye çalışacağım. Ve sizlerin İstanbul ziyaretinizde, İstanbul'da konaklamak için otel arayışınızda Rixos Tersane İstanbul'u değerlendirmenizi isteyeceğim. Burası gerçekten konaklamanızı yüksek konfor ve keyifle deneyime dönüştürecek özelliklere sahip. Bunlardan bahsetmek üzere lobi resepsiyon alanına yönleniyorum. Rixos Tersane İstanbul'u keşfetmeye başlıyoruz. Lütfen izlemeye başlarken beğeni ve abone tuşlarına basmayı ihmal etmeyin. Ama daha önemlisi Rixos Tersane İstanbul rezervasyonu için tatil ekibimize ulaşmayı ihmal etmeyiniz. Bizler ETS Tur'un yetkili satış ajansı olarak Rixos Tersane İstanbul rezervasyonunuzu memnuniyetle bekliyor olacağız efendim. Buyurun hemen başlayalım. Efendim Rixos Tersane İstanbul'u keşfetmeye lobi ve resepsiyon alanından, yani sizler otele ilk geldiğinizde giriş yaptığınız bölümden başlayacağız. Oraya doğru ilerleyeceğim ama halihazırda da buradayken tesisin öne çıkan çok önemli birkaç özelliğinden bahsetmek istiyorum ki burada gördüğümüz sonsuzluk havuzu tesisin temel özelliklerinden bir tanesi. Yani Rixos Tersane İstanbul sadece bir şehir oteli olmaktan uzak, buraya geldiğiniz zaman tatili de sonuna kadar hissedeceğiniz bir atmosfer sunuyor size. Yatak minderli şezlongları, büyüleyici bir İstanbul manzarası ve bu gördüğünüz etkileyici sonsuzluk havuzu sizin dinlenmenize olanak sağlayacak, imkan tanıyacaktır. Bunun yanı sıra tabii ki arka tarafa doğru döndüğümüzde çok dekoratif, çok şık, rengarenk koltukları, sandalyeleri, masalarıyla Velena by the Sea isimli bu konsept alanı da yine sizleri bekliyor olacak. Hemen belirtmek isterim ki Rixos Tersane İstanbul oda kahvaltı konseptle çalışan bir tesis ve şu anda bulunduğumuz Velena by the Sea'de olduğu gibi birazdan göstereceğim Velena isimli ana restoranda veya hemen bir üst kattaki Josephine isimli bölümde alacağınız tüm yiyecek ve içecekler bir kare koddan açılan menüden sizlere sunuluyor ve ekstra olarak ücretlendiriliyor. Bunu en başta söylemek istiyorum. Bunun dışında Velena by the Sea'nin genel dekorasyona dikkat ettiniz mi? Artık kullanılmayan bir tersane vinci burada dekoratif amaçlı yine kullanmaya devam ediyor ve sizin buradaki manzaralarınıza eşlik ediyor. Rixos Tersane İstanbul iki ayrı bloktan oluşuyor. Her blokta odalar var. Her blokta ayrı ayrı resepsiyonları da var. Aslında bunun sebebi şu. Ülkemizin turizm gelirlerini artırması anlamında çok önemli özelliklere sahip bir tesis Rixos Tersane İstanbul. Arkamda gördüğünüz blokta çok nitelikli bir toplantı, organizasyon, etkinlik ve kongre salonu var. Dolayısıyla misafirler bir etkinliğe katılmak için, bir kongreye katılmak için geldiklerinde ayrı bir resepsiyondan da kabul edilebiliyorlar. Bu şekilde otele dinlenmek için gelen veya tatil için gelen misafirlerle kongre, toplantı, organizasyon için gelen misafirler ayrı ayrı giriş çıkış yapabiliyorlar. Her iki blokta da odalar var ve odaların hemen hemen hepsi aynı özelliğe sahip. Oda keşfini sırasında bunlardan bahsedeceğim size. Ama şimdi bu güzel ortamda Velena by the Sea'nin güzel atmosferini size göstererek ilerlemek istedim. Yavaş yavaş buradan yürüyüş yapacağız ve lobi ve resepsiyon alanından turumuza, keşfimize devam edeceğiz. Rixos Tersane İstanbul keşfimize lobi resepsiyon alanından devam edeceğiz. Ama ben dışarıdan biraz daha görüntü ekleyerek size fikir vermek, bilgilerimizi biraz daha genişletmek istiyorum. Sonsuzluk havuzunu arkamızda bıraktık. Bu dekoratif eski vinci arkamızda bıraktık. Rixos Tersane İstanbul'un bloklarından birini arkamızda bıraktık. Şimdi ikinci bloğun önüne geldik. Burada alt katta Velena isimli ana restoran ve üst katta da Josephine isimli hem lunch hem restoran olarak kullanılan bölüm var. Velena isimli restoranında Josephine'de size tüm detayları anlatacağım. Burada gerçekten muhteşem bir atmosfer var. Hem sabah saatleri hem akşam saatleri ayrı güzel. Şu manzarayı bir kez daha gösterelim size. Bu arada otelin önünde tekneler göreceksiniz. Bu teknelerle tabii küçük gezintiler de yapılabiliyor. Yine ekstra ücret karşılığı belli sürelerde turlar planlanabiliyor. Bunun dışında biraz ileride yine otele ait küçük bir mekanda tek masa isimli çok lüks ve misafirlerimizi özenle arkadaş grubunuza, ailenizle size özel izole bir alanda ağırlamak üzere bir restoran alanı daha var. Biz şimdi lobi ve resepsiyon alanına geçerek turumuza, keşfimize devam edeceğiz. Ve Rixos Tersane İstanbul'a ilgili daha fazla detayı size aktarmaya çalışacağız, gayret edeceğiz. Buyurun devam edelim lütfen. Son derece büyüleyici bir atmosferde başlayan Rixos Tersane İstanbul keşfimize sizler otele ilk geldiğinizde
karşılanacağınız ve karşılaşacağınız lobi resepsiyon alanına devam ediyoruz. Benim sizlere şu ana kadar anlattığım oteller içerisinde belki de en etkileyici, en büyüleyici bir karşılama alanı, lobi resepsiyon alanına ben de bir kez daha hoş geldiniz diyerek Lixos Tersane İstanbul keşfimize buradan itibaren devam etmek istiyorum. Tabii ki otelin bulunduğu konum İstanbul'la, denizle ne kadar bütünleşik olduğunu göstermek adına mimarisindeki ilk etkinin lüks bir kruz gemisinin iç bölümünü andıran bir ifadeyle sizleri karşıladığını söyleyebilirim. Bunun dışında tabii ki Türk misafirperverliğinin, Türk kültürünün ve Türk motiflerinin yine bu dekorasyonda yeri olduğunu, çok güzel halılarla Ayasofya'da kullanılan avizelerin birebir replikasıyla devam ettiğini ve birazdan yine içeride kullanılan dekorasyonda hem denizcilikle hem bizim kendi kültürümüzde hem de modern dekorasyonla ne kadar bütünleşik bir halde, büyüleyici bir atmosferle sizleri karşıladığını göstermek istiyorum. Lixos Tersane İstanbul'a bir kez daha hoş geldiniz diyerek lobi resepsiyon alanının keşif yolculuğunu başlatıyorum. Buyurun lütfen. Lixos Tersane İstanbul'da giriş bölümündeki keşfimiz devam ediyor. Daha ilk adımlarınızdayken sizi büyüleyecek atmosferi, benim ne kadar hissettiğimi biraz daha görüntüler eşliğinde de size hissettirmeye, anlatmaya gayret ediyorum. Şu anda resepsiyon alanına yaklaştık. Tabii sizler giriş yaptığınızda İstanbul'daki ziyaretinizin sebebine, Lixos Tersane İstanbul'daki konaklamanızın amacına bağlı olarak bu turistik bir gezi olabilir, dinlenme amaçlı olabilir ya da Lixos Tersane İstanbul'da bir toplantı, kongre ya da bir etkinliğe katılmak üzere gelmiş olabilirsiniz. Bununla ilgili arkadaşlarımız size farklı birimler olarak hizmet verebiliyorlar. Sizleri çeşitli bilgilerle ihtiyacınıza göre yönlendirebiliyorlar ve tatiliniz boyunca sizle ilgilenebiliyorlar. Bunun dışında ben hala buradaki mimari ve dekorasyona son derece etkileyici bir şekilde takıldığımı söylemek istiyorum. Mesela halılara basmaya kıyamıyorum. Son derece titizlikle seçilmiş, Türk motiflerine hakim, özenle sergilenen halılar. Bunun dışında yine otelin genel dekorasyon mimarisinin denizcilikle ne kadar iç içe olduğunu gösteren ifadeler var. Duvarlardan inen gemi halatları veya burada bulunan bir gemi pervanesinin replikasının dekorasyonda kullanıldığı gibi. Yine lobi resepsiyon alanında sizleri bekleyen çok keyifli birkaç nokta daha var. Bunlardan bahsedeceğim. Ve bu alan sonlandığında sizleri İstanbul'un tarihi yarımadasıyla, tarihi Balat'la buluşturacak ve Haliç manzarasıyla buluşturacak bir manzaranın sizleri beklediğini söylemek istiyorum. Yavaş yavaş bu alana ilerleyerek keşfimize devam ediyoruz. Buyurun lütfen. Efendim şu anda Lixos Tersane İstanbul'un özellikle pro seven misafirlerimiz için en keyifli köşelerinden bir tanesindeyiz. Golden Club namı değer Cigar Lounge'dayız. Ve son derece lüks, son derece konforlu bir şekilde dekorasyonuyla sizleri bekleyen bu alanda yine arkamda gördüğümüz dev humidorlarda dünyanın dört bir tarafından getirilmiş prolar var. Kohibalar öncelikle dikkatimi çekti. Küba'dan, bunun yanı sıra Nikaragua'dan, Peru'dan, Dominik Cumhuriyeti'nden veya benzer prosuyla meşhur olan ülkeden getirilen özenle seçilmiş proları buradan tercihinize göre, damak zevkinize göre seçebilirsiniz. Ve bu gördüğümüz alanlarda tadını, keyfini çıkartabilirsiniz. Elbette karşımızda gördüğümüz bu çok nitelikli, çok donanımlı bardan da yine premium marka birçok alkollü veya alkolsüz içeceği ya da prolarınızla beraber damak zevkinize göre meç edeceğiniz, eşleştireceğiniz özel imza kokteyllerini tercih edebilirsiniz. Bunun yanı sıra yine pro seven misafirimiz Lixos Tersane İstanbul'da bu keyiflerini yaparken yarım kalan prolarını devam ettirmek üzere kullanabilecekleri kilitli kasaları da, özel humidorları da buradan teslim alabiliyorlar, kullanabiliyorlar, aklınızda bulunsun. Ve yine bu alanın genel özelliklerini, dekorasyonunu kısaca şöyle gösterdikten sonra pro seven misafirimize ya da böyle bir atmosferde arkadaşlarla beraber toplanmak, sohbet etmek, keyif yapmak isteyen misafirimize ortamı şöyle biraz daha göstermek istiyorum. Lixos Tersane İstanbul'un özel dinlenme alanlarından, özellikle erkek misafirimizin dikkatini çekerek alanından bir tanesi olarak Golden Club'ı işaretliyorum ve keşfimize devam ediyorum. Buyurun. Golden Club'tan yani Cigar Lounge'dan sonra resepsiyon alanının hemen karşısında dinlenmek için kullanabileceğiniz çok şık, çok keyifli bir lobi alanı daha var. Burada tabii yine titizlikle seçilmiş mobilyalar, sizin rahatlığınızı, konforunuzu, buradaki kısa dinlenme sürecinizde gayet keyifli bir şekilde zaman geçirmenizi sağlayacak nitelikte bir bölüm olarak hazırlanmış. Ama benim size bu bölümünü göstermekteki esas amacım karşıdaki kütüphaneydi. Yine kütüphaneye doğru ilerlerken de dekorasyonda kullanılan Osmanlı figürlerinin, duvar desenlerinin ya da seçilen bazı mobilyaların bu anlamda bize son derece güzel hatırlatmalar yaptığını, yine halılardan, kilimlerden bahsetmeme gerek var mı bilmiyorum. İlk girişten itibaren bolca onları ifade ettik zaten. Ve buraya geldiğimiz zaman da yine çok güzel kitaplar var. Çok keyifli bir kütüphane. Yani burada çok uzun süreler geçirebilirsiniz. Hem İstanbul tarihi, hem denizcilik tarihi,
hem sanatsal anlamda bazı kitaplar, hem masa üzerinde, hem burada gördüğümüz raflarda sizleri hem ülkemizin hem dünyanın farklı yerlerine götürecek. Dilerseniz İstanbul'u keşfe çıkabilirsiniz. Dilerseniz Efes'in hem tarihiyle hem mimari yapısıyla ilgili güzel bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Ara Güler'in fotoğraf sergisi, fotoğraf örneklerini izleyebileceğiniz güzel kitaplar bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gayet şık bir alan, gayet kaliteli bir alan. Ve bu alandan sonra yavaş yavaş finale doğru, yani Yodefin'e doğru ilerleyerek Ericsson Tersane İstanbul keşfimize devam edeceğiz. Lobi ve resepsiyon alanındaki genel sunumumuzu kısmen tamamladık. Şimdi final bölümüne geçiyoruz. Yodefin de muhteşem manzarayı sizi tanıştırarak Ericsson Tersane İstanbul'da bu bölümü sonlandıracağız. Ve daha sonra alt katta inerek restoran turumuzu yapacağız. Efendim Ericsson Tersane İstanbul'da otele giriş yaptıktan sonra ne kadar büyülü bir atmosferde karşılandığınızı kısaca göstermiş oldum. Şimdi yavaş yavaş finale doğru, yani Yodefin'e doğru ilerliyorum. Ericsson Tersane İstanbul'un sizi davet eden muhteşem bir İstanbul manzarasıyla buluşturacak olan bölümü Yodefin, aslında bir launch alanı. Hem çok keyifli menüler hem çok keyifli içecekler sunan bir bölüm burası. Tabii ki farklı özellikleri var. Öncelikle Yodefin'e giriş yapar yapmaz tabii karşıda çok güzel bir tarihi yarımada manzara sizi bekliyor zaten. Oraya birazdan geçeceğim. Ama onun öncesinde Yodefin'in ismini aldığı yukarıdaki tekneden bahsetmek istiyorum. Birkaç tekne var. Dekorasyonda kullanılan ve dünyanın çeşitli yarışlarında ödül alan tekneler, yelkenler, botlar bunlar. Ama Yodefin'in ayrı bir özelliği var. 1929 Norveç yapımı bir tekne bu. Ve tarih boyunca 7 farklı olimpiyatta 21 farklı madalya kazanmış. Son olarak 2017 ve 2019 yıllarında Ali Tezdiker'le altın madalyaya ulaşmış. Çok ne diyelim, güzel bir tekne ve burada birebir replikası sergileniyor. Sizler bu alandan geçiş yaparken Yodefin size eşlik ediyor. Aynı zamanda sağlı solu dolaplarda yine denizcilikle ilgili hem kitaplar hem materyaller hem de güzel maketler, tekne maketlerinin eşliğinde tarihi İstanbul Yarımada manzarasıyla buluşmak üzere Yodefin'in panoramik manzaralı dinlenme alanlarına doğru ilerliyoruz. Yodefin'in genel kullanım alanlarını, bu rahatlatıcı dekorasyonunu ve ortamını size biraz daha göstermek istiyorum. Hem kapalı hem teras kısmı var. Burada gördüğünüz gibi dekoratif anlamda güzel bir kütüphane, rahat koltuklar. Yine az önce ön taraftan göstermiştik. Denizcilikle ilgili güzel dekoratif bir sergi ve Yodefin bize eşlik ediyor, tekne bize eşlik ediyor. Burada güzel bir bar mevcut ve buradan terasa doğru ilerlediğimiz zaman da muhteşem bir İstanbul manzarası, yine rahatlatıcı bir atmosferde sizleri karşılıyor. Yodefin'in terasına çıktık. Genellikle Ericsson Tersane İstanbul'a gelen misafirlerimiz otele giriş yaptıktan sonra Yodefin terasa gelerek bu muhteşem manzarayla şöyle bir tanışmak istiyorlar. Çaylarını, kahvelerini veya dilerseniz alkollü, alkolsüz içeceklerini sipariş vererek İstanbul'un bu büyüleyici atmosferi ve Ericsson Tersane İstanbul'un Yodefin Launch'ın teras bölümüyle tanışabilirsiniz. Bu alanın keyfini çıkartabilirsiniz. Tabii ki bahsettiğim menüleri ekstra olarak sipariş vermeniz gerekiyor. Çünkü otelin genel konseptinde oda kahvaltı veya kahvaltı akşam yemeği dahi seçenekler olmasından dolayı Yodefin'deki tüm menülerin ekstra olarak ücretlendirildiğini hatırlatmak isterim. Burada kare koddan açılan menüden siparişlerinizi verebilir ve güzel bir İstanbul manzarasıyla beraber Ericsson Tersane İstanbul'da Yodefin'in tadını çıkartabilirsiniz. Genel olarak ambiyansı şöyle bir gösterdikten sonra isterseniz bir de Velena restorana geçelim ve Ericsson Tersane İstanbul'da ana restorandan bahisle size genel sunumların yapıldığı, açık büfe kahvaltı sunumunun yapıldığı bölümde göstererek turumuza, keşfimize devam edelim. Ericsson Tersane İstanbul'da şu anda Velena isimli ve sizlere ana restoran olarak ifade edebileceğim bölümdeyim. Az önce dışarıdan açık havadaki turumuzu yaparken teras kısmını göstermiştim. Tabii ki kapalı alandaki sunumun da ne kadar kaliteli, modern, şık ve kendinizi iyi hissedeceğiniz bir dekorasyon hazırlandığını göstermek istiyorum. Otel konsept dahilinde kahvaltıyı zaten sizlere sunuyor. Ücretsiz olarak kahvaltınızı alabiliyorsunuz. Açık büfe olarak sunuyor kahvaltısı. Ancak kahvaltıdan sonraki öğünlerde, öğle, öğleden sonra ve akşam öğünlerinde size çok güzel alakart menüler sunuyorlar. Tabii ki Ericsson Tersane İstanbul'un şeflerinin bu konudaki uzmanlığından da bahsetmek istiyorum. Gastronomi noktasında çok özel dokunuşlu olan menüleri var. Ve ayrıyeten Velena isimli bu ana restoranda hem Uzak Doğu mutfağından sunumların yapıldığı özel bir alan, aynı zamanda diğer köşede de İtalyan mutfağından, mesela çok güzel orijinal bir İtalyan pizza fırını var orada, sizlere sunumların yapıldığı, menülerin gerçekten hakkıyla, lezzetiyle en orijinal şekilde sunulduğu bölümler sizlere hizmet veriyor. Ama Velena'dan biraz bahsettikten sonra bunu yapmak istiyorum. Ve bu şekilde turumuza, keşfimize, Ericsson Tersane İstanbul'u keşfetmeye devam ediyoruz. Buyurun lütfen.
Efendim Lüks Hostel Sahne İstanbul'da konaklamanızın ne kadar keyifli bir deneyime dönüştürüldüğünü göstermek üzere sizlere sunulan oda konsepti hakkında kısaca bir fikir vermek istiyorum. Ve premium kategorideki odanın özelliklerini anlatmak istiyorum. Tabii ki otelde farklı kategorilerde odalar mevcut ama hepsinin ortak özelliği aynı dekorasyona sahip olması ve hemen hemen hepsinin 38 metrekarelik bir genişlikle kullanım alanlarını size sunuyor olması. Şu anda gezdiğimiz premium odanın ise esas ana özelliklerinden bir tanesi çok güzel bir deniz manzarasına, Haliç manzarasına ve tarihi yarımada manzarasına hakim olması. Yani premium kategoride bir oda alırsanız direkt Haliç manzarasına, deniz manzarasına hakim oluyorsunuz. İstanbul'un o büyülü atmosferini izleyerek konaklama yapmış oluyorsunuz. Şimdi gelelim odanın diğer özelliklerine. 38 metrekare kullanım alanı var demiştim. Tabii ki son derece lüks, son derece konforlu, çok yüksek kalitede malzemeler kullanılarak modern ve minimalist diyebileceğimiz bir dekorasyon tarzıyla hazırlanmış bir oda burası. Benim gözlemlediğim dikkat çeken özellikleri, bakın girişten itibaren dolaplarda, zeminde, mobilyalarda, yatak başucunda duvarın yarısında çok güzel ahşap kaplamalar kullanılmış ve bu içeriye bir doğallık katmış. İçeride çok güzel bir ahşap kokusu var. Bence bu rahatlatıcı bir etki yaratıyor. Bunun dışında duvarlarda sanatsal görüntüler içeren vitraylar var. Ben aslında bir İstanbul silüeti mi var diye baktım ama tam seçemedim. Yanlış bir teşhis koymuş olabilirim. Ama yine bu fazla parlak olmayan hafif pastel renklerle saydam zeminlerin aynen camla yatak odasının bölümünü ayıran puslu bölüm gibi içeriye bir derinlik kattığını, bir zenginlik kattığını da söyleyebilmek lazım. Bu tabii benim gözlemim. Sizler kendinize göre yorumlayabilirsiniz. Odanın bir diğer özelliği ses geçirmezlik özelliğinin yüksek olması. Yani kullanılan yalıtım malzemeleriyle odadaki yine konfor seviyesinin yükseltildiği yönünde olacaktır. Yataklar konusunda iki ayrı yatak veya bir büyük yatak seçebilirsiniz. Eşinizle geldiğinizde veya arkadaşınızla geldiğinizde bu duruma uygun olarak yatak tercihinizi belirtebilirsiniz. Yataklar demişken odanın hem yatakların altından hem tavanlardan sızan ambiyans ışıklarının aynı zamanda gün ışığıyla birleştiğinde gayet güzel yumuşak bir aydınlatma sağladığını ve içerinin renk armonisine eşlik ettiğini de gözlemleyebiliyorum. Çok rahat, çok konforlu bir oda. Kesinlikle burada konforlu bir şekilde konaklama deneyimi yaşayacağınızı garanti edebilirim. Bunun dışında yatakların karşısında televizyon ünitesi var. Ve Smart TV özellikli, akıllı televizyon özellikli kanalları rahatla seçebileceğiniz hem Türk kanallarını hem uluslararası kanalları bulabileceğiniz bir televizyon yapısı var. Bunun dışında burada gördüğümüz kapsül kahveler, Shadow marka çaylar, Rixos için özel hazırlanmış kutularıyla ve bir şişe suyunuz ikram olarak sunuluyor. Bu bölüm ücretsizdir. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bunun dışında eğer isterseniz ekstra ücret olmak kaydıyla burada alkollü ve alkolsüz içeceklerin bulunduğu hem atıştırmalıkların, isterseniz bakın bu bölümde de güzel atıştırmalıklar var, sizlere ekstra olarak sunulduğu bir bölüm mevcut. Ama bunun dışında arzu ederseniz yine oda servisinden de odanıza menüleri sipariş verebiliyorsunuz. Bunun da tabii ki ekstra ücretli olduğunu hatırlamakta fayda var. Bunun dışında yavaş yavaş şöyle girişe doğru gelirsek burada gayet büyük bir dolap ünitesi var. Eşyalarınızı rahatla yerleştirebileceğiniz çift kapaklı, aynalı, hatta bir bölümde burada var. Güzel raflarıyla beraber. Kasayı tabii ki ücretsiz kullanabilirsiniz. Bu dolapları açtığımız zaman içeride terlikleriniz, kuru temizleme malzemeleri, hatta bir takım elbise çantası da koymuşlar. Bunun dışında çok çok önemli, bence gerçekten olması gereken bir ayrıntı. Bu dolabı kapağını açtığımızda da ütü ve ütü masası standart olarak tüm odalarda bulunuyor. Burada güzel bir valiz sehpası var. Bence burası da çok önemli. Valizi buraya, ayakkabıları buraya koyduğunuz zaman her şey bir düzen içerisinde olacaktır. Banyoya geldiğimiz zaman şöyle kısaca anlatmak istiyorum size. Bakın sürgülü bir kapıyla ayrılan bir banyo burası. Ve çok yüksek kalitede malzemelerle hazırlanmış. Sizin banyo ihtiyacınızı büyük bir keyifle gerçekleştirmenizi sağlayacak olanaklar tanıyor. Çok yüksek kalitede Esso marka şampuanlar, saç kremleri, vücut losyonları, jelleri burada sizi beklerken şöyle tekrar tezgaha döndüğünüzde yüksek kalitede damarlı mermerler banyo tezgahını oluşturan ilk yapı malzemesi olarak gözüme çarpıyor. Aslında buna eşlik eden yine çok yüksek kalitede zemin kaplamaları da dikkatimizi çekiyor. Tertemiz havlular, hatta şöyle dönelim, yine yüksek kalitede tekstil malzemeleriyle hazırlanmış bornozlar yine sizleri bekleyen banyo özellikleri arasında. Bu tarafa döndüğümüzde ve bu kapıyı açtığımızda klozet alanı yine aynı zemin dekorasyonu ama geniş bir şekilde gayet ferah bir banyo sunumuyla sizi bekliyor. Bu çekmeceyi açtığımız zaman da ihtiyaç duyacağınız banyo malzemeleri, tıraş setleri, diş bakım setleri, duş bonesi veya banyo lifi gibi ürünleri bulabilirsiniz. Saç kurutma makineniz veya terazi gibi diğer ihtiyaç duyacağınız bölümlerde mevcut. Burayı kapatarak da banyoyu odadan izole edebiliyorsunuz.
Ve banyoyu da anlattıktan sonra Rixos Tersanı İstanbul'da premium kategoride bir odanın özelliklerini kısaca özetlemiş olduk. Tabii ki finalde ben bu arada çok güzel bir çalışma masasında sizi beklediğini söyleyebilirim. Eğer Rixos Tersanı İstanbul'daki konaklamanız sırasında bu iş seyahati olabilir veya günlük rutin çalışmalarınızda kullanacağınız bir ortam olabilir. Gerçekten çok keyifli. Premium kategoride bir oda alırsanız lütfen unutmayın. Çalışmanız sırasında çayınız, kahveniz, bilgisayarınız gayet güzel teknolojik altyapısıyla burada USB çıkışları, şarj bölümleri, fişleriyle çok güzel bir ortam var. Dilerseniz dinlenmek için eşinizle sohbet ederken, arkadaşınızla sohbet ederken bu manzaraya hakim kanepeyi kullanabilirsiniz. Çok rahat güzel bir koltuk var ve gayet güzel burayı açtığınız zaman sizin manzaranıza eşlik edecek atmosferi, havayı da İstanbul havasını, Haliç havasını içeri alacağınız büyük bölmeli cam kapıları da mevcut. Fransız balkonlu bir oda burası. Tabii ki balkonlu odalar da mevcut. Yine rezervasyonuz aşamasında tercihinize göre belirtirseniz müsaitliğe göre rezervasyonunuzda bizler bu konuda yardımcı olacağız. Yani odaların hepsi Fransız balkonlu değil. Bazı odalarda dışarıda da oturabileceğiniz oturma gruplarıyla hazırlanmış balkon odalarda mevcut olduğunu söylemek isterim. Zannediyorum yeterince detaylı bilgi verebildim. Ve Rixos Tersanı İstanbul'da oda seçiminizde hangi odayı alırsanız alın hemen hemen aynı konforda ve aynı dekorasyon malzemeleriyle hazırlanmış yüksek standarttaki odaların sizleri beklediğini hatırlatmak isterim. Turumuza, keşfimize devam ediyoruz. Efendim Rixos Tersanı İstanbul'da konaklamanın sırasında yaşayabileceğiniz çok güzel bir deneyimden bahsetmek istiyorum. Şimdi otele ait burada tekneler var ve sizler konaklamanın sırasında müsait bir zamanınız varsa ve değerlendirmek isterseniz bu teknelerle özel turlar yapabiliyorsunuz. Tabii şu anda sürelere göre farklı fiyatları var. Hepsini şu anda söylemem mümkün değil ama bize ulaştığınızda ben size bu teknelerin yapacağı özel turlarla ilgili de fiyatlar verebilirim. Biz akşam gün batımında 360 derece kameramıza güzel görüntüler almak üzere kısa bir tur yapacağız. Ben de size fikir verecek görüntüler paylaşarak tekne turunu da sizlere göstermiş olacağım. Buyurun. Ve efendim Rixos Tersanı İstanbul'dan ayrılma zamanı, videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Sabah saatlerinde İstanbul'un yeni ikonu özellikleriyle anlatmaya başladığımız Rixos Tersanı İstanbul'la ilgili sizlere fikir verecek görüntüleri paylaştığımı umuyorum. Tabii ki eksik kalan ya da sizin merak ettiğiniz başka konular var ise yorumlar kısmından bize sorabilirsiniz. Ya da iletişim kısmında bulunan telefon numaramızdan bize ulaşarak hem rezervasyonunuzu yaptırabilir hem de yine sorularınızı cevaplamamızı sağlayabilirsiniz. Tatilim ekibi olarak ETS Tur'un yetkili satış ajansı olarak Rixos Tersanı İstanbul rezervasyonunuzu memnuniyetle bekliyoruz. Bir sonraki keşif durağımızda görüşmek üzere.